Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mıstık Fenci'de 8. sınıf bursluluk 2020 fen bilimleri konuları ilk 4 ünite 2018 ve 2019 yılı soruları ve çözümleriyle yine birlikteyiz. Ayrıca kanalımda tüm bursluluk konularını izleyip tekrar edebilirsiniz. Dünya üzerinde Kuzey Yarımküre'de bulunan bir şehir L ayında kış yaşandığı bilinmektedir. Arkadaşlar Kuzey Yarımküre'deymiş, L ayında kış yaşanıyormuş. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım L ayında Kuzey Yarımküre'ye güneşten gelen ışık Güney Yarımküre'ye göre daha eğik gelmektedir. Evet, kışın güneş ışınları eğik, yazın dik gelmektedir. Birinci ifademiz doğru. L ayında dünya güneşe yaz aylarına göre daha uzaktadır. Yanlış arkadaşlar. Mevsimler dünyanın uzaklığıyla yakınlığıyla ilgisi yoktu. Güneşten gelen ışınların eğik veya dik gelmesiyle ilgiliydi. İkinci ifademiz yanlış. Üçe bakalım. Bu şehir Türkiye'de yer alabilir. Evet, Türkiye'de Kuzey Yarımküre'de olduğu için olabilir. 3 de doğru. O halde hangileri doğrudur diyor. 1 ve 3 C şıkkı. İkinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimci, klimatolog öncelikli çalışma konularından değildir diyor. Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarını inceler. Doğru arkadaşlar. Küresel ısınmanın etkilerini inceler. Doğru. Bir bölgedeki kuraklığın yıllara bağlı değişimini inceler. Doğru arkadaşlar. İklim bilimci uzun yıllar boyunca bir bölgenin iklimini inceler. Haftalık hava durumunu tahmin eder. Bu yanlış arkadaşlar. Bunu meteorologlar yapar. O halde hangisi yanlıştır? D şıkkı. Numaralandırılmış özdeş kapların içinde bulunan yoğunlukları farklı su ve mürekkepli su ve zeytinyağının yükseklikleri şekildeki gibidir. Bir öğrenci sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır hipotezini test etmek için numaralandırılmış bu kaplardan hangisini seçmelidir? Arkadaşlar burada bağımsız değişkenimiz sıvının derinliği. Neydi? Deneyi yapan kişinin değiştirdiği ne olacak? Sıvının derinliğini değiştirecek. Diğer değişkenler aynı kalacak. Peki hangi iki kapı seçmeli? Bakalım. 1 ve 2. Arkadaşlar sıvının derinlikleri aynı olduğu için olmaz. Derinlik farklı olacak. 1 ve 3, B şıkkına bakalım. Evet, sıvının derinlikleri farklı. Burada H, burada 2H. Evet, aynı, cinsleri aynı. O halde bu iki kabı, 1 ve 3'ü inceleyerek sıvı basıncının sıvı derinliğine bağlı olup olmadığını deneyini yapabilir. Cevabımız B şıkkı. Üçgen, daire, yıldız şekilleriyle gösterilen elementlerin atom numarasına göre sıralandırılması üçgen, daire ve yıldız verilmişti. Üçgen ve daire ısı ve elektriği iyiletir ve oda sıcaklığında katı haldedir. Arkadaşlar o halde bu nedir? Metaldir. Yıldız 8A grubunda yer alır. Oda sıcaklığında gaz haldedir. Bu da 8A grubundaymış. Buna göre elementlerin aşağıda bir kısmı verilen periyodik tablodaki yerleri nasıl olabilir? A şıkkına bakalım arkadaşlar. Atom numarası en büyük değil, en küçük olduğu için olmaz. Ayrıca metal olacaktı. Bu ametal. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Burada metal olacaktı. Daire ve üçgen. Burada metal değil, ametal olmaz. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Yıldız 8A'da doğru. Üçgen ve daire metal doğru. Fakat arkadaşlar atom numarası en büyük olan üçgen olacaktı. Burada en büyük olan yıldız. Bu da olmaz. D şıkkına bakalım arkadaşlar. Yıldız 8A'da doğru. Her ikisi de metal doğru. Atom numarası en büyük olan doğru. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 şeklinde sıralandığı için en büyük ne olacaktır? Üçgen olacaktır burada. Doğru. O halde cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Bazı maddelerde gerçekleşen olaylardan hangileri fiziksel bir değişimdir? Bakalım arkadaşlar. Demirin paslanması kimyasal. Suyun donması evet fizikseldir arkadaşlar. Hal değişimlerinin hepsi fizikseldi. Şekerin çözünmesi evet fiziksel. Bütün çözünmeler fizikseldi. Yanma reaksiyonları kimyasaldır olmaz. Hangileri dediği için 2-3 bakalım hangi şıkta var? B şıkkında cevabımız B şıkkı. 12. soruyla devam edelim. Şekildeki kaplarda K sıvısı ile pH değerleri verilen L ve M sıvıları bulunmaktadır. Evet K sıvısı varmış. L sıvısının pH değeri 10'sa arkadaşlar bazdır. M sıvısının pH değeri 4 ise 7'den küçük olduğu için asittir. Bir öğrenci K sıvısının asit ya da baz olduğunu belirlemek için 4 adet özdeş pH kağıdı ile 2 ayrı deney yapıyor. Bakalım birinci deney K ve L sıvılarına birer pH kağıdı ayrı ayrı batırıldığında K sıvısının pH kağıdını
kırmızıya. K sıvısı kırmızıya basılıyorsa nedir arkadaşlar? Asittir. L sıvısı maviye bazdır. Zaten baz yazdık. İkinci deney K ve M sıvılar birleş pH kağıda ayrı ayrı batırıldığında pH kağıtları her iki sıvıda da kırmızı renge dönüşüyorsa her ikisi de asittir. Asit yazdık zaten. Buna göre K sıvısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Amonyak baz olamaz. Sodyum hidroksit baz olamaz. Saf su nötr olamaz. O halde sirke olacak cevabımız. C şıkkı asit sirkedir. Asit yağmurlarının yağdığı bir bölge için aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekir? Arkadaşlar asit yağmurları CO2, SO2 yani karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit su buharıyla birleşip asit yağmurlarını oluşuyordu. Peki bu asit yağmurlarının önlenmesi için ne yapmamız gerekir? Neler yapılabilir? Bakalım A şıkkı fabrika bacalarına baca gazlarını tutan filtre takılması. Evet doğru. Burada NO2, SO2 gazlarını önlediği için doğru. Diğerlerini de okuyalım. Sanayi kuruluşlarının yerleşim yerinde hayır yerleşim yeri dışına. Azot ve kükürt içeren yakıtların kullanılması hayır kullanılmaması. Evlerin ısıtılmasında fosil yakıtların hayır fosil yakıtlar CO2 çıkarır olmaz. Cevap A şıkkı. DNA nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Aşağıda bir DNA parçası gösterilmiştir. Bu şekilde numarayla gösterilen kısımlardan hangisi yanlış isimlendirilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Bir numara organik baz. Bakıyoruz bir organik baz doğru. İki numara bakıyoruz. Deoksiriboz şeker. Evet deoksiriboz şeker. 5 karbonlu deoksiriboz şeker doğru. Fosfat 3. Bakalım 3 fosfat yuvarlak oluyordu doğru. 4'e bakıyoruz arkadaşlar. Gen diyor. Hayır bu gen değildir. Nükleotittir arkadaşlar. Yanlış verilmiş. Gen DNA parçası birkaç nükleotitten oluşur. O halde 4 gen olmayacak. Nükleotit olacak. Hangisi yanlıştır dediği için cevap D şıkkı. Mor çiçekli heterozigot bir bezelye ile beyaz çiçekli homozigot bir bezelye çaprazlanıyor. Arkadaşlar heterozigot mor çiçekli dediği için bu ne olacaktır? Büyük M, küçük M. Beyaz çiçekli homozigotsa bu küçük M, küçük M olacaktır. Bezelyelerde mor çiçek özelliği beyaz çiçekli özelliğine baskındır. Büyük M, büyük M, homozigot. Büyük M, küçük M, heterozigot. Küçük M, küçük M, homozigot. Bu çaprazlamaların sonucu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Arkadaşlar hemen çaprazlayalım. Arkadaşlar hemen büyük M, küçük M, mor çiçeği buraya yazdık. Sonra buraya da beyaz çiçeği küçük M, küçük M yazdığımızda birleştirdiğimizde arkadaşlar büyük M, küçük M, hemen büyük M, küçük M. Burası da arkadaşlar birleştirdiğimizde küçük M, küçük M, küçük M, küçük M oluyor. Hemen arkadaşlar yorumlayalım. Burada baktığımızda 1/2 bakın arkadaşlar iki tanesi bir, iki tanesi heterozigot büyük M, büyük M mor çiçek. 1/2 homozigot küçük M, küçük M beyaz çiçek. O halde şıklara bakalım arkadaşlar. Oluşan bezelyelerin mor renkli olma ihtimali yoktur. Hayır arkadaşlar %50 mor. Oluşan bezelyelerin beyaz renkli olma ihtimali 1/2'dir. Doğru arkadaşlar cevabımız. B şıkkı diğerlerini de okuyalım. Oluşan bezelyelerin genotipleri homozigot olma ihtimali yoktur. Hayır arkadaşlar bakın homozigot bu küçük M küçük M. Anneden babadan aynı gen gelmişse homozigottu. C'dir yanlış. Oluşan bezelyelerin genotiplerinin heterozigot olma ihtimali 3/4'tür diyor. Hayır 1/2 heterozigot. Bu da yanlış. Cevabımız B şıkkı. Bir öğrenci canlılarda görülen adaptasyonlar için aşağıdaki örneği vermiştir. Yalnızca bu örneğe bakılarak adaptasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım arkadaşlar kutuplarda yaşayan kutup baykuşu beyaz tüylere, kutup ayıları ise beyaz kıllara sahiptir. Bu özellikler kutup baykuşu ve kutup ayılarının yavrularında olduğu bilinmektedir. Yavrularında da görülüyorsa arkadaşlar biliyorsunuz adaptasyonlar kalıtsaldır. Yavrularda geçer adaptasyon o bölgede yaşama şansını arttırmasına diyorduk. O halde A şıkkına bakalım. Bu özellikler nesilden nesile aktarılır. Doğru arkadaşlar. Bakın yavrularında da dediği için. Evet. Farklı tür aynı yaşam ortamlarına benzer özellikler gösterebilir. Evet arkadaşlar gösterebilir. Bakın her ikisinde de baykuş ve kutup ayında da var. Adaptasyonu sağlayan özellikler kalıtsaldır. Evet. Yavrudan yavruya geçtiği için. Doğru. Kutuplardaki hayvanların rengi yalnızca çevre koşulları belirler. Bunu buradan bakıp anlayamayız arkadaşlar. Cevap D şıkkı olacak. Aynı zamanda genetik faktörler de etkileyecektir arkadaşlar hayvanların rengini. Cevabımız D şıkkı. Bir bölgedeki petrol kirliliğinin giderilmesi için işlemleri hangileri biyoteknolojik uygulamalardandır diyor. Arkadaşlar yayılan petrolü su yüzeyinden alınarak toplanması. Arkadaşlar bu karışımların ayrılması metodu biyoteknolojiyle alakasız bu karışımların ayrılması. Gen aktarılarak evet bio arkadaşlar canlı teknoloji. Bio canlı demekti. Canlılarla ilgili bir teknoloji olacak.
gen aktarılarak petrolü parçalama yeteneğini kazandırmış bakterilerin ortama verilmesi. Evet arkadaşlar, bu bir biyoteknolojik uygulamadır. Katı cisimlerin tabaka halinde yapışan petrolü katı cisimlerle birlikte ortadan alınması. Arkadaşlar, bu da karışımların ayrılma metodudur. Biyoteknolojik uygulama değildir. O halde hangisi biyoteknolojik uygulamadır? Yalnız 2, B şıkkı. Periyodik tabloda iki elementin yeri koyu renkle gösterilmiş. Bu elementlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım arkadaşlar. Elektriği iyi iletmeleri. Hayır, bu metal, bu ametal. Ametaller iyi iletmez. Yanlış. Mat görünmeleri. Hayır, buradaki metal parlak görülür. Yanlış. Aynı grupta bulunmaları. Hayır arkadaşlar, aynı grupta değil. Aynı periyottalar bakın. Aynı periyotta, evet, cevabımız D şıkkı. Bir kimyasal tepkime denklemi tanecik modeli gösterilmiştir. Bu modele göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yeni atomlar oluşmuştur. Hayır, yeni atom değil, yeni maddeler oluşur arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde bu yanlış. Buraya dikkat ediyoruz. Atomların sayısı korunmuştur. Evet, bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane beyaz. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 beyaz. 2 siyah. Bakıyoruz. 2 siyah. Korunmuş. Doğru. Tepkimeye girenler kimyasal değişime uğramıştır. Evet arkadaşlar, kimyasal değişime uğramış. Yeni madde oluşmuş. Doğru. Atomlar arası bağlar kopup yeni bağlar oluşmuştur. Evet, bakın buradaki bağlar kopmuş. Burada yeni bağlar oluşmuş. Doğru. Hangisi yanlıştır? A şıkkı. Bir araştırmacı özdeş iki mermer parçasından birini tuz ruhu bulunan kaba, tuz ruhu asitli arkadaşlar, unutmuyoruz, diğerleri saf su bulunan kaba bırakıp eşit süre bekletiyor. Saf suda nötrdü. Devam edelim. Daha sonra birinci kapta mermer parçasının kütlesinin azaldığı, demek ki reaksiyona girmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz asitler mermerlere etki ederdi. İkinci kapta mermer parçasında bir değişim olmadığı gözleniyor. Zaten arkadaşlar, saf su nötrdü. Nötr maddeler mermere etki etmez. Yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Bakalım arkadaşlar. Birinci kapta kimyasal tepkime gerçekleşmiş olabilir. Doğru arkadaşlar. Mermere etki ettiği için doğrudur. Birinci kapta asidin aşındırıcı etkisi gözlemlenmiştir. Evet arkadaşlar, bakın. Birinci kapta mermer parçasının kütlesinin azaldığı diyor. Doğru. İkinci kaptaki saf suyun bazik özellik gösterdiği, saf su bazik değil arkadaşlar, nötrdür. Hangileri ona ulaşılabilir? 1 ve 2, cevabımız B şıkkı. Öğretmen fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazları temsil eden kartları öğrencilere dağıtmış, bir DNA modeli yapmalarını istiyor. Buna göre öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki DNA modellerinden hangisi doğrudur diyor. Bakalım, fosfat, deoksiriboz şeker, adenin karşısına timin, adenin karşısına guanin gelmez, timin olacak. Birincisi yanlış arkadaşlar. Fosfat, fosfat, deoksiriboz, deoksiriboz ve adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin, deoksiriboz, şeker, fosfat. Burası doğru arkadaşlar, cevap B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Deoksiriboz burada olmaz arkadaşlar. Fosfat burada olacak. Bu yanlış. Bakıyoruz arkadaşlar, fosfat burada olmaz. Bu da yanlış. O halde cevabımız B şıkkı olacak. Dersimiz sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.